daha doğrusu bir çocuğun büyürken nasıl olup da hizaya sokulduğu meselesi. Ve bütün bunlar işte bağımlılık, bağımsızlık falan bu kavramlarla ilişkili. İşte felsefe, psikoloji bir sürü şey okudum. Sonra bir an geldi, hikaye belirdi. Hikayeyle ilgili düşünmeye başladım. İşte üç kuşak kadının hikayesini anlatacağım. Anne, 30 yaşında bir kadın, onun annesi ve onun annesi. Bunların birbirine aktardığı kadınlık, annelik meselesi üzerinde. Ve oturup yazmaya başlamadan önce, yani 2 yıl geçti, 2 yıl boyunca bütün bu süreç 2 yıl aldı okumalarım filan. Ve en büyük korkum şuydu, bütün bu okuduklarım metne nasıl girecek? Yani ben teorik kitapları okudum ve eğer metne bunlar böyle kalıp haline girerse çok büyük başarısızlık. Yani bu didaktik metinler, edebiyat ve didaktizm, yakın, uzaktan yakından ilişki son derece gereken şeyler ama bu bir korkuydu benim için. Sonra okumalarıma bir mola verdim ve hikayenin içinde demlenmesine, gelişmesine, karakterler üzerine düşünmeye başladım. Ve mesela hikaye zihnimde oluştuğu halde acele etmedim oturup yazmaya. Onun kendi dilini bulması gerekiyordu. Onun kendi diliyle, sözcükleriyle benimle konuşması gerekiyordu. İlk cümlelerin çıkışını bekledim. Mesela en büyük yapılan hata zaman meselesini, zaman konusunda aceleci davranmak. Yani sanki yılda bir kitap basmam gerekiyormuş gibi düşünüyor çok yazar arkadaş. Ben öyle bakmıyorum. Ben mesela 7 yılda yazmayabilirim. Bir gün